Yazgül'ü biliyorsunuz geçen hafta programımıza aldık. Yazgül böyle iş imkanı istiyordu, kendine ev istiyordu. Bir İzmir'den de çok arayan izleyicimiz oldu. Sonrasında tekrar burayı izleyicilerimiz aradı, iş buldular ona. Bakalım Yazgül görmüş mü, İzmir'e gitmiş mi? Gel bakalım Yazgül. Vay Yazgül. Bir Merhaba. Göster, bir dön vallahi. Baksanıza. Güzel olmuşsun ha. Efendim? Bir şey söyleyeceğim. Her Nasıl? Kıyafetine uygun böyle şey var değil mi? Bunlardan var. Evet. Ha? Başörtüsü. Ama bu başörtüsü değil. Bunun adı başka. Ne bu? Yazma mı oluyor bunun adı? Ha? Adı ne bunun? İğne oyası. İğne oyası değil mi? Evet. İğne oyası. Ama her renk var mı sende? Evet. Var, öyle uyum yapıyorum. Aa, vallahi güzel olmuşsun ha bugün. Gel otur Yazgül. Nasılsın? Nasıl geçti i̇yiyim, hafta sonu? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi geçiyorum. Ben de iyiyim. Kilo vermişsin herhalde evet, biraz. Evet, zayıfladım biraz. Ha, zayıfladın. Evet. Ne oldu? Üzüldün mü iki Yok, günde? Yok, vallahi hiçbir şey yapmıyorum. İşleriyle zayıfladım. Zayıfladın. Güzel olmuş. Yakışmış. Sağ ol. Peki Yazgül, nasıl tepkiler aldın bu arada? Hafta sonu ne yaptın? Evet, tepkiler geliyor. Hala ya. Tepkiler geliyor. Bilmiyorum neden böyle yapıyor. Ben de bilmiyorum. Nasıl tepkiler? Ne diyorlar? Yani neden çalışmıyorsun? Ben şimdi CEO'sa iş istiyorum. Bir de müdür olmak istiyorum. Ha, sen müdürlü işi. Şimdi CEO, bak. CEO. CEO olmak Bir de müdür istiyorsun. olmak istiyorum. Bulaşık teklifi gelmesin bana. Ha, şimdi Yazgül'e biliyorsunuz hafta sonu yani bir bulaşık yardımcılık için teklif gelmişti. Şimdi Yazgül o teklifleri beğenmedi. Gitmedi Evet. cumartesi. CEO ya da müdür olma. CEO ya da müdür. CEO nedir Yazgül? Biliyor ya, şimdi onlar biliyor ben ne demek istediğimi biliyorlar. CEO. Ne yani? Ne yapar CEO? İyi bir şey ya. İyi bir şey. Orayı yöneteceğim. Ha, dünyayı yöneteceksin. Şirket yöneteceksin Bilmiyorum, yani. ona gibi bir şey herhalde. Peki müdür ne yapar? Arkadaşlarım istedi, dedi bunu iste onlar da. Ha, arkadaşların senin CEO olmanı Evet, istedi. onu Kim istedi. O arkadaşlar böyle yönlendiren? Olsun, ben yakın arkadaşlar onu söylemek Yakın istedim. arkadaşlar sen diyor CEO olacak kadınsın mı dediler. Evet, bir de müdür. Ama sen Bulaşık teklifi gelmez. CEO olabilir misin? Belki de olur, neden olmasın ki? Peki ne şimdi dünyanın CEO'su ama nerenin CEO'su olacaksın sen? Şimdi onlar zaten bana söylerler, ararlar beni. Ben burada çıktıktan sonra gerçekten çoğu iş teklifi geliyor bana. Çok geliyor. Geliyor şimdi, tabii ki. Ha, sen mesela burada bir Evet iş evet hemen söyledikten geliyor. sonra o teklifler Hemen geliyor. O geliyor, zaman Yazgül çağırıyorlar. söyle kameraya ne istiyorsun? CEO bir de müdür olmak istiyor. Müdür olmak istiyor direkt. Yani bulaşık işi şey yok. CEO ya da müdür olmak istiyorsun. Evet. Peki neden bulaşık yıkamak istemedin? Ya yapamıyorum bunu. Gerçekten hiç yapmamış mı? Yapamıyorum. Bulaşığı sen Çünkü hiç yıkamaz mısın? tecrübem yok. Hiç yapmamış. Hep evde engelli çocuğa bakıyorum ya. Hayır, evde bulaşık yıkamıyor muydun? Yıkıyordum ama o kadar değil yani. Ha, Bulaşık şimdi... makinem vardı. Ha, bulaşık makinen vardı. Evet. Peki şey böyle temizlik ya da yemek? Tabii ki onları yapıyordum. Yaparım ama bir yerde onu yapmam Evet. diyorsun. Evet, çünkü bu yaştan sonra daha bir de Neden? yapamıyorum. Bana zor gelir, ağır gelir yani. Şimdi bulaşık Çünkü herkes beni tanıdı ya, bu sefer dışlarım. Ha. Şunu yapmayacağız, şöyle yapmış. O yüzden eleştiri çok alırım. O yüzden istemiyorum. Peki ama şimdi hepimiz bir bildiğimiz işi Güzellik yapmamız. merkezinde de olabilir mesela, o da olur. Ha, güzellik merkezinde ne Çalışabilirim yapabilirsin? mesela, Ne iş eğitim yapabilirsin? alabilirim mesela orada. Beni eğitime gönderebilirler kursa. Eğitim Çalışabilirim. alacaksın. Onu da evet burada. Ne çalışırsın orada? Ne yaparsın mesela? Mesela kaş alırım, kirpik alırım, eğitim Ha, almak kaş alma, istiyorum. kirpik takma falan yani. Evet, yani Bunu da onu yapabilirim. kirpiği alma da adamları kirpiksiz kirpiklerini yolup gönderme Yazgül. Peki şey Kirpik değil de kaş dedim, alın kaş kirpik al, takarım. kaş Evet, alma, kurs. kirpik Evet. takma Ama yapabilir. geldiler gerçekten. Teklif şu anda geliyor bana. Onlarla En iletişim çok ne kuracağım. teklifi geldi? Güzellik merkezinde çok teklif geliyor. Güzellik merkezi ama Gideceğim. senin aklın CEO'lukta. Evet, aklımda. Peki CEO ne yapar? Şimdi Ya bir Yazgül. arkadaşım istedi, dedi bunu söyle belki sana şey yardımcı olurlar. Yardımcı olurlar dedi. Evet, CEO olmak arkadaşım istiyor. vesile oldu, evet. Programa çıktın söyle. CEO ne İyi demek? mi, Ben iyi mi, sizlere kötü mü sorayım. Ne söyledim demek valla? CEO? CEO ne demek? Yılmaz Bey. İyi mi, kötü mü söyledim valla? Dedi söyle ona Esra abla, zaten. CEO'luk demek patrondan sonra gelen ikinci kişi demektir. İnşallah. Yani. İnşallah. tamam da Ama bana layık. Yazgül Bence abla. de. Yazgül Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Şimdi ki. ne istediğinizi önce bilmeniz lazım. Şimdi Biliyorum siz işte dedim ya. CEO'luk diyorsun. CEO'luk da patron olmadığı zaman orada siz TikTok çekerseniz o şirket batar, iflas eder. Olmaz yani öyle. Bakalım ne olacak işte. Sizce CEO müdürlük yapabilir mi Ayşe Hanım? Helal olsun Yazgül. Beni güldürdün, Allah Teşekkür da ederim. Seni güldürsün. Teşekkür ederim. Müdür olursan inan ki beni de yanına al. Alsın mı yanına? İyi bir yönetici oluruz ikimiz. İnşallah bakarız. Hiç büyük konuşu belki olur ya. İnşallah. Beni sevenler var bence, yapalım. İnşallah. Şimdi bildiğimiz işleri yapmamız lazım ya.
Ben de onu diyorum. Şimdi sen gidersin bir yere, evet, CEO için başlarsın. İşte onlarla konuşacağım. Ona zaten soracaklar. Ben anlatacağım, konuşacağız ama yani. Ama sana konuşturacak ya. CEO ne yaparsın? Ben burada zaten gidiyorum. Hemen telefon geliyor bana zaten. Yazgül, gittin iş görüşmesini. Ben göstereyim size. İş görüşmesine gittiniz. Oturdun karşısına. Sen dedin ki ben CEO olmak istiyorum. Evet. Peki ne yaparsınız? Yetenekleriniz nelerdir? Hedefleriniz nelerdir? Ben onlarla konuşmak istiyorum bu konuda. Ben de diyecek adam sana. Ben onlara söylemek istiyorum. Bana ona peki, kalsın. Peki müdüre gelelim. Müdürü daha iyi biliyorsundur. CEO ya da arkadaşlarını söyledi. Müdür, ne yapmak istiyorsun sen? Nasıl ne yapmak istiyorsun? Müdürsün ya. Tamam, sen müdürsün, ben söyleyeyim. Ben bu işi istiyorum, sen ne dersin? Peki ama ne yapacaksın? Yani buraya geldin, ne yapacaksın? Çalışacağım işte. Müdür güzel benim bir şey. Benim ofisime geldi. Benim terapi ofisim var. Oturacaksın, çalışacaksın sekreter gibi. Bak, oturdun iş görüşmesine, hem de bak sana da deneme. Hoş geldin Yazgül. Burası bir terapi evreni. Burada çok psikologlarımız var. İşte çok güzel aletlerimiz var. Ya ona zaten ben durumu anlatırken zaten onlar o konuda yardımcı olacak. İşte bana anlatacaksın. Şimdi Yazgül, ne iş yapabilirsin burada? Ne iş olursa yaparım. Müdür olmak istiyorsun, evet, ama. Müdür olmak nasıl istiyorum. Yöneteceğim burayı? Telefonlara bakarım, mesela not alırım. Öyle. Telefona bakacağım. Müdür evet. Telefona mı bakar acaba? Ne bakıyor müdür? Ne yapılabilir başka? Bilmiyorum vallahi. Onu yani söylerim. Böyle bana fikirler, buranın daha iyi sisteminin yönetilmesi için muhasebe giriş çıkışı. Ya olur, neden olmasın Esra Hanım? Belki olur. Olur. Belki bildiğim bir şey, belki o belki oradan bir bildiğim belki oradan bir şey geldi çıkar. Bana dedi bunu de. Belki o kişi bana söyledi. Oradan geldi. Hangi kişi? O müdür mesela, CEO'su dedim ya. CEO'su sana evet, söylüyor. Evet, belki oradan geldi bu teklif. Nereden biliyorsun ki? Belki ona da ilgi söyler, reklam yapar. Zaten bunu söyleyen sana bir CEO mu? Belki de olabilir yani. Öyle de düşünelim. Reşit yani. Mi bu? Be Reşit hayır, Bey. Hayır mi? O değil can. Bu fikirleri genelde Reşit Bey'den çıkıyormuş. Yok, hayır. Herhalde o da CEO mu acaba? Bir yok. Şey mi? Ha? Yok yok. Sen CEO istiyorum de CEO'luk gelsin diye. Peki Etiler'deki alev ne? Herkes onu çok merak etmiş. Etideki alef ne? Yani sosyete gibi bir şey. Sen Etiler'e gidiyor musun Yazgül? Gidiyorum evet, sosyete yere gidiyorum evet. Oraya gidiyorsun. Tahol peki yani. Orada adın değişiyor gidiyorum. Mu gerçekten? Alef evet, Alef. Arkadaşların da mı öyle diyor? Evet, Alef diyorlar. Peki neden değişiyor Etiler'de adın? Sosyete olduğu için, lüks olduğu için, güzel bir lüks olunca için. Alev oluyor. Yazgül çok güzel isim ama. O da güzel. İki isim de var yani. Alef de var, Yazgül de var. Ama ben ismini değiştirmek istiyorum gerçekten. Alev. Sen ismini gerçekten değiştirmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Alev. Neden Alev ismini? Seviyorum, hoşuma gidiyor. Bana onu layık buldular. Türkiye. Peki ama senin bütün çocukların, akrabaların seni Yazgül olarak tanıyor. Ya benim hiçbir akrabam, dostum yok ki gerçekten. Çocuklar? Çocuklarım tabii ki var. Çocuklarım benim, ben çocuklarım için ölürüm. Bir anne yani, bir anneyim ben sonuçta, ne kadar olursa olsa. Benim için çocuklarım bambaşka. Öyle mi? Bak şimdi Antep'ten aramışlar bizi. Bizim merkezimiz var orada, güzellik merkezi galiba. Eğitim verelim Yazgül'e demişler. İnşallah. İster misin? İsterim, neden olmasın? Antep'te ama. Olur, fark etmiyor. Antep çok güzel ya, ben çok seviyorum Antep'i. Vallahi o kadar yemekleri de öyle harika ki. Vallahi ben de geleyim. Ha? Ben de giderim, o kadar güzel ki, çok seviyorum. Etileri bırak, nasıl gideceğim? Ben gerçi işim var, ben gidemem ama bir hafta sonu gelirim vallahi yemek yemeye. Ben Yazgül çok iştahlı olmuşum. Etilerden vazgeçemezsin. Yazgül ama sen bizim arkadaşlarımızla ben İstanbul'dan çıkmam demişsin. İstanbul'da evet. Antep'e nasıl İçim gideceğim? Ki ben mecburum burada kalmaya. Neden? Çünkü burada iş teklifi geliyor bana. Ben sizin programınıza çıkıyorum. Mesela Esra Hanım programına çıkıyordu. Burayı bana yakın yani. İş buraya yakın de, değil. Ama iş görüşmesi eğitime gidersin Antep'e. Ya olur, neden olmasın ki? Bir süreliğine gidersin. Tabii ki, neden olmasın sonuçta. Belki orada başka bir fırsatlar çıkar. Evet, inşallah. Gidebilirim diyor. Antep'teki şeyi kabul etti. Eğitimi. Herhalde kaş kirpik eğitimi vereceklermiş. İnşallah. Güzellik merkezine de müdür olur. Güzellik merkezine müdür olabilirsin, CEO. İnşallah bakalım. Belki Antep'teki CEO'luk mu verecek acaba? Evet, bir bağlayalım onu. Bak bağlayacak. Geldi sana CEO'luk. Tamam. Hemen Antep'ten. Hafta sonu iş görüşmesini sormuşlar. Ne oldu hafta sonu İzmir? Bu kaldı. Neden? Kaldı çünkü çocuğum gelecek ya. Abla da dedi tek... Ama kabul etmiş kadın ama sonra. Ama dedi ki tek hasta çocuk. O diye çocuk da yanımda kalacak. Okula tatile gidiyor. Ama bayramlarda, zaman... özel günlerde kabul etmiş. Etmemiş. Tek dedi engelli çocuğun gelsin. Ama sonrasında onlar kabul etti mi, etmedi mi arkadaşlar? Onlar da dedi gelebilir ama etmiş. Dedi tek hasta çocuğu gelse kalsın. Belki çocuğum yanımda kalır yani. Evim olursa belki çocuğum hep yanımda kalır yani. Sürekli kalmaya istememiş ama. 6 evet. Değil 3 tane belki çocuğu şimdi. Kalır. Diğerleri belki, büyük evli zaten. Babasıyla konuştum, dedi sürekli senin yanında kalabilir yani çocuk.
O yüzden şimdi evim olsa gerçekten çocuğum yanıma gelirdi, kalırdı. O yüzden o da dedi ki engelli çocuk. Şimdi bak bak Yazgül, gerçekten ne kadar çok arayan oluyor Yazgül. Evet, seviyorum sizi. Seviyorlar burada. Seni. Senem Hanım, Antep'te güzellik merkezi sahibi. Senem Hanım merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Ben Yazgül Hanım için aradım. Buyurun. Yani bu şirketlerde şey yapamaz. Biliyorum, ben onun şeyini de gördüm. Ben 25 yıldan beri bayan kuaförlüyüm. Milletime bağlı öğretmenlik yapıyorum. Evet evet. 35 yıldan beri benim salonlarım var. Salonları böyle... var. Ne güzel. Evet, ben herkes tanır. Gaziantep, burada herkes tanır. Senem Gümüş dersek herkes tanır. Herkes tanıyor. Selen Gümüş Hanım. Buyurun, teklifiniz nedir Selen Hanım? Ama Yazgül CEO da olmak istiyor. Yok, olamaz. Yazgül, ben onu göremiyorum onda. Ama güzellik, bakımına düşkün ama güzellik merkezini işletebilir. İşletme müdür olacak o zaman. İnşallah. Evet, onların müdür olsun. Müdür olsun diyor. Çok teşekkür ederim. İsterim. Ben veriyorum. Bak, ben onların sınavına giriyorum, eğitim veriyorum. Milli eğitime bağlı. Bak. İnşallah. Ne diyorsun Yazgül? Evet, hemen kabul ederim. Hiç bırakmam. Hem eğitim verir hem müdür olur İnşallah. Diyor güzellik merkezinde. Allah razı olsun, kabul ederim. Kabul ediyorum diyor. Evet. Biliyor musun? Benim telefonumu ver kendisine. Evet, tamam. Sun beni, benim salonlarım da var. Kuaför, gelinlik. Yani çok salonlarınız güzel. Da var, güzellik salonlarınız. Senem Gümüş, ben kuaför Senem değil, sen 7'de 70 herkes tanır beni. Antep'e. Peki kalma nerede kalacak Yazgül? Vallahi biz orada depremize dolduğumuz için bize devlet konteyner verdi. Konteynerlerimiz var, bize dükkanlar yapıldı. Vallahi Senem... çok güzel şeyler yapılmış gerçekten, emekleri, ama Yazgül kalır mı orada, onu bilemiyorum. Allah razı olsun devletimizde. Benim bu iki tane kuaför salonum var yine. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bütün kuaför salonları hepsi tekrardan yapıldı mı? Evet, evet. Vallahi bravo ama. Vallahi alkışlayacağım. Takip et, beni görürsün orada. Tamam, bakacağız. Peki Yazgül'e son teklifinizi de söyleyin. Yazgül bak ne kadar güzel. Teşekkürler, sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Elimizde geleni yaparım. Gerekirse kaymakamın yanına çıkarım. Bir tane de konteyner isterim kendine. Çok ne kadar olur. Güzel bir şey ya. Teşekkür çok ederim. İyi ki varsın. Baksana. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Olmaz, elektriği suyu olmaz. Orada sertifikalarını ben yanıma kaydederim kendine. Sertifikalı eğitimini veririm, sertifikalarını veririm inşallah. Allah'ın ben bir izniyle. Şey söyleyeceğim Senem Hanım, ne kadar güzel bir kalbiniz var. Siz depremzedesiniz, bu şartlarda evet. Yaşıyorsunuz ben, ama ya. Diyorsunuz ki bak yanına, görüyor musunuz yoldaş ve yine de yardım duygumuzun ne kadar yüksek olduğunu görüyor musunuz? Ama ne güzel, bir sürü merkezi varmış Yazgül. Evet, inşallah razı olsun. Ben Ankara'da benim oğlum var, beni oraya gittim, depremzede olduğum halde beni çağırdılar. Senem Hanım, senin sana ihtiyacı var Nurdoğan'ın. Ben 20 gün kalabildim. Çok geçmiş olsun Anteplilere de, en azından depremzedelere de hem de böyle bir selam yollamış olalım. Tekrardan geçmiş olsun diyelim ve ne kadar güzel hayata tutunmuşlar, iş yerleri, konteynerler hemen kurulmuş ve işlerine de devam edebiliyorlar. Valla ben de en kısa sürede Antep'e gelmek isterim. Çok da seviyorum. İnşallah geliriz. Belki birlikte gideriz Yazgül. Tamam, inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ona ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler teklifiniz için. Ne güzel bak, ne kadar güzel yürekli insanlar var. Ha bir de sen Yazgül, bu lokantayı da istememişsin. Restoranı da istemişsin Muharrem Bey'in ayarladığı. İşte dedim ya, o bulaşık şeyleri biraz zor gelir bana ya. Şimdi bulaşık işi miydi Muharrem? Yapamıyorum, onu yapamıyorum evet. Onu yapamadı. Ha, bulaşık işini de istemiş. Ha, Yılmaz. İyi güzel, Allah razı olsun. Güzel bir teklifte bulundurlar ama Yazgül Hanım kesinlikle konteynerde kalmaz. Çünkü çok yüksekten uçuyor. Etiler'den, Nişantaşı'ndan çıkıp da gidip konteynerde hayatta kalmazsınız. Ya neden doğru kalmasın mu? Ki? Neden? Kalmazsınız. Sonuçta bir iş sahibi olacağım. Sonuçta çalışacağım. Ayaklarım üstünde duracağım. Yok, ben İstanbul'dan ayrılabileceğinizi düşünmüyorum. Siz buradaki şahşalı, ışıltılı hayata alıştınız. TikTok'lar yani, çekiyorsunuz. O kadar değil yani. O kadar yok, değil. O Gaziantep size göre değil, bana göre. Olur mu? Gideceğim. Oraya gitsem ne yapacaksın sonra? Bunu da konuşacağım. Oraya gideceğim, düşünüyorum. Hatta yanında gidebilirim. TikTok sevdası. Sizce o işi yapabilir mi? Antep'teki. Ne diyorsunuz?
Yapamaz. Neden? Yapamaz. Çünkü siz normalde yapmış olsanız burada da bir güzellik merkezine girip çalışabilirsiniz. Daha yeni işte, yeni işte. Daha yeni başlıyorum. Yok, yeni başlıyorsunuz ya. Daha bu yeni. TikTok işlerini bırakmanız lazım. İkisi bir arada gitmez. Tamam işte, bırakacağım, çalışacağım. Bırakamazsınız. Sizde o kapasite yok, kusura bakmayın. Esra Hanım, bir insan bir işe, bir mesleğe başladığında böyle alt merdivenden üste doğru ilerler çıkar. Yani, siz daha başlar başlamaz programa geldiniz, oturdunuz, ben müdür olmak istiyorum, CEO olmak istiyorum vesaire. Daha bir gidin bir o güzellik merkezinin ilk önce... Bir şey söyleyeceğim Fili. Ne olmak istiyorum dedin? Bir CEO mu, bir şey dedin? CEO. CEO olmak istiyor. CEO. Yani, o bir CEO şeyler olmak istiyor ama hani bir... Yani bir kuaförde çalışırken de benim gerçek mesleğim kuaförlük Esra Hanım. Biz o mesleği, o diplomayı alana kadar var ya, o kadar çok ben yer temizlerdim ya kuaförde. Yıllarca yani. Hem okudum hem onu yaptım yani. Mesleğimi, diplomamı elime aldım. İşte ben de yaparsam olur. Bu yaştan sonra, ama sen yapmazsın. Baksana bulaşık yıkamıyorsun. Bulaşığı yıkamıyor, onu itiraf ediyorum. Bunu yıkamam, şimdi, belki bunu yapamam. Yazgül, sen bugün düşün, başka aramalar da var ama vaktimiz doldu. Sen onu da alalım. Antepli bu hanımefendi... Başka konuşalım, var mı telefon, onu da alalım. Var, şimdi ama vaktimiz, süremiz olsun, bitti olsun, o yüzden. Antepli hanımefendiyle bir görüştürelim seni. Tamam. Sen bir şartlarını öğren. Çok da güzel, böyle gönlünden gelen bir teklif oldu. İnşallah. Bir sürü de salonu varmış. Hı. Belki hoşuna gider, onların başına müdür de olur. Bu telefonu da alalım sonra, ben yoksa valla heyecanda yatamam. Ama şimdi geçti, vaktimiz bir iki doldu. Daha.